eder ya. Ben iyiyim demek için aradım. Yok yok, adam o kadar tehlikeli birisine benzemiyor. Sakin sakin yemek yiyoruz. Bu arada adam beni evime bırakmak isterse sen zahmet etme. Kız kardeşim beni metro durağından alacak diyeceğim. Ya sen gelip alırsın değil mi? Yok kızım ya, bir şey olmaz. Daha kaldıracak bir tipe benzemiyor. Gayet efendi biri. Arkadaşların nereye gittiler? Onlar benim arkadaşım değiller. Arkadaşın olmayan adamlar nereye gitti o zaman? Bilmiyorum ki. Müstahları kaçmış birden. Kalktılar gittiler. İyi. Biz yiyelim o zaman. Şefik! Siparişler nerede kaldı? Geliyor abi. Hadi gidelim beyler. Aa! Rıfkı'yı unuttum ya. Hava çok güzel. Eve geç kalmıyorsan biraz yürüyelim mi? Olur. Gidince bir langırt maçı yaparız. He? Yeniliyorsun oğlum. Yemek için teşekkür ederim. Bana bu kadar güzel bir akşamda eşlik ettiğin için asıl ben sana teşekkür ederim. Bu durumda benim de sana, bana arabanla çarptığın için teşekkür etmem gerekiyor sanırım. Sen beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Anlaşıldı. İzin ver de biraz tadını çıkartayım bu durumun. Bu durum benim de işime gelir aslında. Niyeymiş o? Sen beni affedene kadar seni birçok defa yemeğe çıkartmış olurum. Sen kimsin sahibi? Nasıl kimin yani? Kim gönderdi seni bana? Yani şanssızlık eseri çıktım. Sen bana arabanla çarptın. Yok yok. Kesin bu işte meleklerin parmağı var. Meleklerin mi? Onlara kocaman bir teşekkür borçluyum sanırım. Thank you.
Ne istiyorsun İsmail? Rahat bırak bizi. Bizi restorandan yolladılar. Hesapta bir eksiklik olmuş. Kalan hesabı kapatacağız seninle. Bırakın kız gitsin o zaman. Neyse derdim, benle görün işinizi. Olmaz. Biz senin façanı dağıtırken o da kalıp izlerse daha makbule geçer bizim için. Bir de sen geri çekil. Ferran şunu bana. Bırak onu. Dedim şunu. Ne yaptınız zannediyorsun şunu? Bırakın dedim. Bırakın dedim. Bırakın. Ne yaptınız siz ha? Bıraksanıza beni. Götürün. Kayalara geldik canım. Ne yaptın zannediyorsun sen ha? Bırakın! Bırakın beni! Dur be dur! Polis yürü! Koş koş! Ali. İdil, iyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Bir yere kadar bekledik ama adamlar niyeti bozunca müdahale etmek zorunda kaldık. İyi yaptınız. İdil. Saldırganlar şu tarafa doğru kaçtılar memur hanım. Lütfen yakalayın onları. Memur hanım mı? Benim köy yanına çabuk kaç buradan. El alemin adamı ne zaman seninki oldu be? Ya sana kaybol dedim. Ali. İyi misin? İyi misin? İyiyim. Yok bir şeyim. Hadi hemen bir hastaneye gidelim. Hayır. Gerek yok. Ben iyiyim. Kaşın kanıyor. Önemli değil. Şimdi durur. Olmaz öyle. Yine de sana göze. Asıl sen iyi misin? Sana kötü bir şey yaptılar mı? İyiyim. Benim şeyim yok. Ama polisler tam zamanında çıkıp gelmeselerdi pek iyi olmayabilirdim. Hadi gel, seni evine bırakayım. Ev arkadaşım geldi. Ev arkadaşın mı? Derya'ya söylemiştim yemekten sonra gel beni al diye. Ben seni bırakırdım aslında. Yok, çok sağ ol. Sen zahmet etme. Bu halde hem seni yormayayım. Yok, ben iyiyim. Hem bizim mahalle birazcık tutucu. Şimdi biz iki bekar kız bir arada yaşıyoruz. Şimdi sen bir de beni eve bırakırsan bir ton dedikodu olur. Ama her şeye rağmen çok iyi vakit geçirdim. Az önce olanlar için kusura bakma. Ben çok iyi vakit geçirdim. İyi ki atlamışım arabanın önüne. Görüşürüz. Yarın ararsın değil mi beni? Ararım tabii.
bizi buldu. Aşk sakın geri çekme kendini. Ne yaptın kızım adama? Kazık gibi dikilip kaldı orada. Bir şey yapmadım. Sadece aklını aldım. Hataların ortasında kaldım. Yine de sana kıymayı göze alayım. Beyefendi, saldırganlar kaçtılar. Merkeze gelip şikayetçi olacak mısınız? Yok, hayır. Olmayacağım. Yeni evine hoş geldin Sofya. İnşallah güzel günler geçirirsin burada. Çok fazla kalmayacağım nasıl olsa. Şşş! Nereye? Bavullar. Bırak! Hadi sen de evine. Kaç gündür yoksun ortalıkta. Anam babam merak etmişti seni. Baş üstüne başkomiserim. Hadi. Bibi, Sibi. Nere? Ne oluyor? Sen bu bavulun içine ne koydun ya? Benim bırkım kırıldı ya. Hiçbir şey koymadım. 3-5 kıyafet işte. 3-5 kıyafet mi? 3-5 kıyafet. Ya kızım, sizin orada elbiseleri çelik sırtlan mı yapıyorlar ya? 3-5 kıyafetmiş. Hele bak, karamarlarına döndüm ya. Bak hele. Biraz. Kızım hele şuna yardım et, yardım. Çek. Affedersiniz, beni de bekler misiniz? Pardon. O ne lan? Kimdi o? Kim kimdi? Az önceki kadın. Hangi kadın? Az önce ektiğimiz kadın. He. Tanımıyorum. Neden bilerek kapıyı kapattın o zaman? Yo, bilerek ben kapıyı falan kapatmadım can. Kapı açıktı. İçer gir, yani girmesi lazımdı. Hatta yaptım, yapma. Kapattım ben de. Yani herhalde aşağıda birinci katta. Ya apartmanın yani illa asansörü var diye asansöre binmek zorundalar mı ya? Bir kat yürüsün ne olur? Olur mu yani? Nedir yani? Bavul bu kadar şerefsiz olur mu ya? Çıksana ulan. Geç. İyi akşamlar Yavuz Bey. İyi akşamlar. Yavuz Bey, siz ne yapıyorsunuz burada Allah aşkına? Benim maaşım az geliyor ya. Ha.
yetmiyor. O yüzden boş zamanlarımda bu apartmana kapıcılık yapıyorum. Şimdi de servise çıktım. Ne yapacağım ya? Yoldan geldik, bavulları indirdik. Yok, benimki daha genel bir soruydu. Yani burada bu apartmanda ne işiniz var? Ya evimize geldik. Evinize mi geldiniz? Evet. Ya ben şu dairede oturuyorum. Peki sizin ne işiniz var burada? Ha, iki gün mesaiye gelmedim diye bana hesap sormaya geldiyseniz ben müdürden izin aldım. İzin aldım da gittim Selanik'e, böyle kapı gibi kağıdım var. Yok. Ben de şu dairede oturuyorum da onun için sordum. Hey. Allah Allah. Vallahi mı? Vallahi. Abo. Duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi, umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. Şubede masalarımız karşı karşıya, burada da evlerimiz. Ne kadar ilginç değil mi? Ya çok ilginç. Keşin senin medyot burnunun dibine bitermiş. Hanımefendi kız arkadaşınız mı? Yok, kendisi benim büyük halam oluyor. Ne diyorsunuz hanımefendi ya? Kızım o benim, öz kızım. Ya benim gibi bir adamın bu yaşta sevgilisi olur mu ya? Bilemem. Sizi hiç tanımıyorum. Hem ayrıca özel hayatınız beni hiç ilgilendirmez. Ya hala özel hayat diyor ya. Merhaba, ben Edil, babanın amiriyim. Amir ne demek? Babanın üstüyüm. Yani babam benim emrimde çalışıyor. Benim iznim olmadan hareket edemiyor demek. Hadi kızım, geç oldu, evimize gidelim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de Sofia. Ne güzel bir ismin var. Teşekkür ederim, Yunan ismi. Ben Yunanlıyım da. Ne? Yarı Yunanlı. Diğer yarısı da Türk. Yani doğal olarak Adanalı oluyor. Adanalı mı? Ne oldu hanımefendi, beğenemedin mi? Bundan sonra sana birisi neresin diye sorduğunda Adanalıyık diyeceksin. Selanikliyik desem? Ya kızım, hiç Selanikliyik, Allah'ın adamıyık diye bir laf olur mu ya? Ne? Yürü yürü, hadi yürü. Bir kızınız olduğunu bilmiyordum. Vallahi ben de bilmiyordum. Yani yeni öğrendim. Ne kadar tatlı bir kadın değil mi? Geç kız geç, geç geç. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkesin altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi, umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki... Abi yemek nasıl geçti? Yemek iyiydi. Abi bize anlatman gereken bir şey var mı?
ister. Yok. Başlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benle bu kadar, iyi bu mesafe. Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda takip edin. Bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Geç kızım. Dur, nereye gidiyorsun? Ya, dur bak kızım, ben öğreteyim sana. Şimdi bak, ders bir. Bir Türk evinde ayakkabıyla dolaşılmaz. Niye? Çünkü ayakkabıyla eve uğursuzluk, melanet, her şeyi getirirsin. O yüzden ayakkabıları kapıda çıkaracaksın. Çıkar. Bak. Heh. Al, erkek terliyor ama idare et. Yarın alırız, bir şey olmaz. Heh. Maşallah kızım, senin ayakların da biraz büyükmüş ha. Kız! Ana! Hele, ben de senin yanında cüce duruyordum, ayakkabıları çıkardık, aynı boya geldik, bak. Yürü, yürü, yürü. Abuuu! Kusura bakma kızım, ben de tam yerleşemedim. Daha 3 gün önce Tahir'im çıktı İzmir'den buraya, biliyor musun? Öyle apar topar, neyim var, neyim yok, hepsini kollere koydum, geldim İstanbul'a. Önemli değil, ben çok fazla kalmayacağım zaten. Ya anladık kızım, tamam çok kalmayacaksın, 2 haftada bir tekrarlayıp durma bunu. Ya bak, annenin canına kıyanlar neden senin de canına kastettiler? Senden ne istiyorlar? Neyin peşindeler? Hele önce bunu bir anlayalım. Yunanistan polisi iyice bu olayı bir araştırsın. Yani elebaşlarını yakalayıp içeri atsınlar. Ondan sonra dönersin oradaki evine. Ama tehlikenin tamamen geçtiğinden emin olmadan ben seni bir yere gönderemem. E ben de burada bir babayım sonuçta ya. Hem... Ya bak, ne diyeceğim Sofya? Belki sen zamanla seversin buraları. Alışırsın İstanbul'a. İstanbul güzel şehirdir. Yani bak, Adana 1, İstanbul 2. Düşün, o kadar güzel bir yer yani burası. Ben yatıyorum. İyi geceler. Abi, polisler geliyor. Hadi beyler. Dur polis! Dur, kaçma! Kaçma! Hadi. Kaçma, dur! Polis, dur!
kaçmayın! Kaçmayın polis! Vur! Çok az kaldım Ayzade. Seni yakalayıp içeri tıkmama çok az kaldı. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Atalım. Nereye gidiyoruz abi? Siz burada kalıyorsunuz. Ben yalnız gidiyorum. Halletmem gereken özel bir işim var. Ambulans mı olacaksın abi? Yok, hayır. Benim diğer arabayı alacağım. Sofya? Sofya? Sofya, kızım, uyudun mu? Abu! Sofya! Ya kızım, ne yapıyorsun orada? Oyun içeri kaçacak. Kutu kola gibi kalacaksın sonra ya. Dinleniyorum.
Kızım, yatak fazla rahat geldi galiba. Ben böyle daha iyiyim. Anladım. İçeride bir de çivili Hint yatağı var. İstersen onda yat. Daha rahat edersin. Hadi bak, sana süt getirdim. Ben süt sevmem. Niye? Çok faydalı bir şey olduğu için mi? Hayır. Kokusunu sevmiyorum. Hayır, kokusunu sevmiyorum. Burnunu kapatıp iç o zaman. Ya istemiyorum dedim. Hey, ben buraya bırakıyorum. İstediğin zaman içersin. İnatçı kafir ya. Bu resimdeki adam kim? O da annemin arkadaşıydı herhalde. Bu Maraz Ali. Ben çocukluk arkadaşım. Hatta kan kardeşim. Kan kardeş ne demek? Şimdi biz küçükken bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yani biz çok yakın arkadaştık. Biz böyle ellerimizi kestik, birbirine yapıştırdık, kan kardeş olduk. Maraz ne demek? Maraz demek, büyük arıza demek. Hoş geldin abi. Ne kadar kalacaktın? Beni bilmiyorum ama sen fazla kalmayacaksın çocuğum. Bizim bu Ali küçüklüğünde çok kavgacıydı. Her durumda bir maraz, yani bir arıza çıkartıyordu. Mahallede kafasını kırmadığı çocuk kalmamıştı. Ortalığı toz duman ederdi. Ben taktım ona bu lakabı. Maraz Ali diye. Marazali de mi polis? Polis ti. Annen, ben, Ali beraber görev aldık İpsala'da. Sonra o yanlış işlere karıştı. Attılar teşkilattan. Şimdi ne yapıyor peki? Bilmem. Yıllardır görüşmüyoruz. En son bir araba yıkama yeri açtığını duymuştum kendi halinde. Öyle sakin bir hayat bulmuş kendine. Öyle diyor. Sen epey değişmişsin ama. Yıllar insanı değiştiriyor tabii. Normal. Yani bayağı sismenlemişsin. O zamanlar göbek falan yokmuş. Ne göbek kızım? Otunca kazak potluk yapıyor. Ondan öyle görünüyor yani. Bak,
Çok iyi bir adam ya. Ne? Allah Allah. Neyse hadi. Ben yatıyorum. Sen de fazla oturma. Uyu dinlen biraz. Hadi kızım. Hadi. Bu ne kızım ya? Bilgisayar koleksiyonu mu yapıyorsun sen? Bu annemin bilgisayarı. Öldürülmeden önce bana emanet etmişti. Şimdi bu bilgisayar hep senin yanında mıydı? Evet. Annem sıkı sıkı sakla, kimseye verme demişti. Ben de hep yanımda taşıyorum. Sizin eve girip evi dağıttıklarında evde değildi yani bu, öyle mi? Hayır. Neyin peşinde olduklarını bulduk galiba. Sofya, kızım, bir süre o bende kalabilir mi? Sağ ol. Spresini bilmiyorum ama. Ben bir yolunu burada açarım, boş ver. Hadi kızım. Allah rahatlık versin. Annemi öldürenleri bulup cezalandıracaksın, değil mi? Bunu yapmadan son nefesimi vermeyi düşünmüyorum kızım. Annenin kanı yerde kalmayacak, merak etme. Hadi kızım. Allah rahatlık versin. Ulan tek başıma yiyorum ikinizi be. Abi orta sahayı tut diyorum, tutmuyorsun. 1, 2, 3 bir de ben 4. Herkes burada. Ne oldu lan Boncuk? Ya Ali abi geri mi döndü? Yo. Ha. Hizmetçiyle bu bahçıvan gitmedi mi hala? Çoktan gittiler. O zaman bahçede davetsiz bir misafirimiz var beyler. Ne diyorsun oğlum sen? Ya abi içerideki güvenlik kameralarına bakıyordum. Arka bahçenin kamerasının önünden bir gölge geçti. Boncuk, Hülay, siz ön tarafa gidin. Tamam abi. Kaçma! Hey! Olduğun yerde kal! Yoksa ateş ederim. Kıpırdama! Kaldır ellerini. Şimdi yüzünü bize dön. Yaklaş! Acele et, çabuk! Çocuklar. Hayda. Hayda.
Gulyabani kabusu gibi kardeşim ya. Her yerden çıkıyor karşıma ya. Hoş geldin abi. Ben çok yorgunum. Hemen yatıyorum beyler. Siz de fazla oturmayın. Erkenden yatın. Sabah banka arabasını soyacağız. Ayşegül. Hoş geldin abicim. Abi vallahi seni takip edip gelmiş. Yo, ben sizi takip edip geldim. Of. İki dakikada sıktın yani. Ya karnım var ya, nasıl kurt gibi acıktım arkadaş ya. Bakalım var mı bir şey. Salam var, peynir, tabii ki biber, yine peynir, anam, ulan, hele. Evet, asıl erzak kutumuza geldik. En önemli yer burası. Bakalım ne var. Ulan, turşu yiyip yatsam sabaha kadar kudurur muyum acaba? Olmaz. Başka ne var? Başka... hıyar turşusu. Bu da olmaz, kesmez. Pul biber. Ekmeğin arasında pul biber döküp yiyeyim. Ula biberin güzelliğine bak, sanat eseri gibi arkadaş ya. Kafamın içine sokasım var, hele bak ya. Hele filibelerime bakayım. Aslanım benim be. Hele bak, makinal tüfek mermisi gibi şerefsizim ya. Hele bak. Benim öbür biberlerim nerede lan? Hele. Hele buldum bak. Hele bak. Buna az kalmış. Söyleyeyim, buna takviye yapsınlar. Şimdi kendime güzel bir sandviç yapayım. Evet, ekmek. Bu gece son. Yarın kesin diyet. Bu ne oğlum? Ekmeğe bak, yemyeşil, kurbağa gibi olmuş. Soppa gibi, vallahi bundan savaşa gidilir ya. Ulan her şeyi aldık, ekmek almayı unuttuk, görüyor musun? Tövbe yarabbi ya. Ya ben şimdi ekmek nereden bulacağım? Her yer kapanmıştır bu saatte, telefonla da getirtemeyiz. Hele bak ya, görüyor musun? Ortada kaldık zivil gibi.
Hay Allah. Bu yere düşmüş de yarın bunu bir ara monte ettirmek lazım. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Yavuz Bey. Gecenin bu saatinde bu sepeti vermek için mi çaldınız kapıyı? Sepet? Ha, ekmek. Ben ekmek isteyecektim sizden aslında ya. Yani fazla varsa. Tamam, hemen getiriyorum. Ulan. Ne haber ulan pisi pisi? Ulan sen Allah'ın nankör hayvanı ya. İnsanca, kardeşçe el uzatmaya bile gelmiyor. Adı üstünde nankör kedi. Paspas merhaba mı diyorsun Yavuz amcana? Amca? Abi yani. Çok tatlı değil mi? Ya. Çok tatlı. Çok sevimli bir hayvan. Bu yeter mi size? Oo, çok bile. Bu saatte ben aslında yemem. Yani forma dikkat eden bir kişiyim. Ama uzun yoldan geldik ya. Uçakta stres falan bir şey yemedik tabii. Ne stresi? Ne stresi? Aa. Genel yani. Uçak, hava boşluğu falan yani. Benim birden içim ezildi böyle hani küçük kanepeler şeklinde biraz atıştırayım dedim. Size lazımsa ben yarısını kopartıp verebilirim. Yok, hiç gerek yok. Peki, sağ olun. Yolculuğunuz nasıl geçti? Vallahi sağ salim gittik geldik işte. Bu arada başınız sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Kızınız da çok tatlıymış. Hı, ya. Benim merhumeden olma kızımmış. Yani benim de haberim yoktu. Allah işte bir yerden alıyor, bir yerden de veriyor. Yani gibi bir şey oldu. Neyse ben gece vakti sizi daha fazla kapının önünde böyle tutmayayım. Ekmek için teşekkürler. Bir şey değil, iyi geceler. Sağ olun size de. Ha Yavuz Bey. Yavuz Bey. Bir. Ulan dişime takıldı arkadaş. Buyurun. Yarın sabah erkenden durum değerlendirme toplantısı yapacağız. Lütfen geç kalmayın. Mesai saatinde masanızda olun. Tabii. Yani baş üstüne. Mesai saatinde bizden masanızda olun. Gıcık yok, gıcık. Bir de kedi, kedi de iğrenç. İğrenç, kedi desen değil bir şey değil. Niye dikkat etmiyorsunuz oğlum kapaktan inip çıkarken? Biz her zaman dikkat ediyoruz biliyorsun abi. Bu zamana kadar da bir Allah'ın kuluna yakalanmadık abi. Baştaki Zula'ya yatıp bizi kesiyormuş abi. Abi onlara kızma. Onların bir suçu yok. Sen dur bakalım. Senin cezanı ayrıca keseceğim zaten. Abi ne yapacağız şimdi? Ayşegül de bize mi katılacak yoksa? Saçmalama oğlum. Olur mu hiç öyle şey? Olmaz. Ya abi niye ya? Ayşegül. Sakın karşı çıkma bana. Otur yerine bacaklarını kırarım şimdi senin. Ama abi. Ya ne zamandır iş arıyorum biliyorsun. Hala hiçbir yerden cevap da gelmedi. Ben de size katılsam. Sizden bir şeyler öğrensem. Kendimi geliştirsem ne güzel olmaz mı? Kızım. Biz marangozluk mu yapıyoruz burada? Ne öğreneceksin bizden? Hırsızlığı. Yok. Direkt şimdi bacaklarını kırmaya başlıyorum senin. Teke çeke şuradan. Peki abi. Çekilsene oğlum. Peki abi. Abi ben çekiliyorum ama o da benimle birlikte çekilince olmuyor yani. Ya. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız fındık burada. Bu gece burada gördüğün her şeyi, yaptığımız işi,
bu evi, geçtiğimiz tünelleri, ambulansı, her şeyi unutacaksın. Ve bir daha da hiçbir şekilde hatırlamayacaksın. Hiçbir şekilde. Olmaz. Efendim? Olmaz dedim. Çocuklar, Ayşegül abi ben Ecelime susadım. Canım komaya girmek istiyor mu dedi? Yoksa ben mi yanlış duydum? Anneme söylerim her şeyi. Sen bir de beni tehdit mi ediyorsun kız? Hayır, sadece olacakları söylüyorum. Mülayim, Boncuk. Hemen arka bahçeye bir tane çukur kazmaya başlayın. Çukur ne için abi? Ayşegül'ün mezarı için. Hemen arıyorum annemi. Seçimini yap abi. Ya beni de çeteye alır eğitirsiniz ya da her şeyi anneme anlatırım. İstanbul'a gidecek başka yerin olmadığı için. Ama ben arkadaşlarımla buluşacaktım. Arkadaşların mı? Evet. Arkadaşların mı? Kızım sen daha dün bir bugün iki. Ne zaman arkadaş mı arkadaş edindin ya? Uykuda mı tanıştın bunlarla? İnternet diye bir şey var herhalde. Oradan tanıştığım arkadaşlarım var İstanbul'da yaşayan. Kimmiş bunlar ya? Emrecan var, Levent var. Hakan var, Cenk var. Dur! Kızım bunların arasında hiç kız yok mu? Bu ne ya milli takım 11 gibi? Tövbe yarabbi, düşünme düş, düş. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Önüne baksana oğlum! Teknik yola çıktı abi. Geç. Günaydın. Sağ olun başkomiserim. Günaydın Sofya. Günaydın. Ne haber? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Oh! Muhabbetiniz bol olsun. Çay falan da söyleyeyim mi? Olsun lan yerine. Parlak kafalı. Bütün gün burada oturacak mıyım böyle? Bütün gün değil kızım. Akşam 5'e kadar. 5'te mesai bitsin, sonra evimize gideriz. Temu dosamu ipomoni. Titakano maftotun antropo. Matufu antropo falan bir şeyler söylüyorsun ama bak vallahi eğer babana sövüyorsan ben anlamasam bile yukarıdaki anlar. O dilini taş eder vallahi. Baba öyle babuç gibi dil çıkmaz. Günah. Günaydın. Günaydın amirim. Günaydın. Geç kaldınız Yavuz Bey. Ya İstanbul trafiği işte. İyi de aynı yerde oturuyoruz. Ben nasıl geldim vaktinde? Bir daha olmasın. Günaydın Sofya. Günaydın İdil Hanım. Ya Yavuz Bey, bu kızcağızı niye getirdiniz buraya? Nereye götürecektin başka? Bizim bu şehirde başka kimsemiz yok ki. Evde bıraksaydınız. Bravo. Ben kendim çıkar gezerdim arkadaşlarımla. Tabii. Hoşuna gitti tabii. Olmaz. Siz Yunanistan'da bizim başımıza gelenleri bilmiyorsunuz herhalde. Bilmez olur muyuz? Sabahtan beri Yunanistan emniyetiyle yazışıyorum. Burası bitti, orayı da karıştırmışsınız. Biz.
biz karıştırmışız. Öyle mi? Ya herifler kudurmuş köpek gibi otomatik silahlarla tak 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 üstümüze saldırdılar. Biz kendimizi savunduk. Şimdi biz ortalığı karıştırmış olduk. Öyle mi? Ya öyle mi yazdı şerefsizler? Çocuklar şahit ya. Engin. Emredin amirim. Sen bir süreliğine Sofya'nın korumalığını üstlen. Her yere beraber gidin, tamam mı? Baş üstüne amirim. Öldün ya abi. Oldu. Hoşuna gitti bakıyor. Akşama da ananı babanı al istemeye gel istersen. Oturun yerine. Toz tamamen yere inip olaylar aydınlığa kavuşana kadar Sofya benim yanımdan hiçbir yere ayrılmayacak. Peki ya siz operasyona gittiğinizde ne olacak? Ne olacak? Burada otursun babasının masasında. Burası emniyet müdürü. Ya buradan güvenlikli yer mi var ya? Oturup ben dönmem bekle. Bundan daha sağlam yer mi var? Sırtlar lan. Önüne dön, önüne. Affedersiniz başkomiserim. Hadi bakalım toplantıya. Biraz kötü adam yakalayalım da keyfimiz yerine gelsin değil mi? Biraz kötü adam yakalayalım da keyfimiz yerine gelsin. Artist mi? Artist. Yürü lan sırıtma. Yürü. Parla. Peki başkomiserim. Hadi. Kızım ben gelene kadar bak burada bilgisayar var, kağıt var, kalem var. Resim mesim çizip bir şeyler yap. Tamam hadi. Teknik yaklaşıyor, pozisyonlarınızı alın. Niye durduk? Burada feci kaza olmuş. Yolda cesetler falan var. Yol kapanmış. Yardıma gelen olmamış mı? Yok. Kimse yok. Yeni olmuş galiba. Sen telefon et yardım iste. Biz burada bekliyoruz, tamam mı? Tamam. Çekmiyor ya. Abi. Abi ne olur yardım edin abi. Tamam dayan. Çok dayan. Özür. Şimdi götürecek sana. Dayan kardeşim. Abi. 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 Ne olur yardım et abi. Çok canım acıyor. Tamam kardeşim. Tamam. Dayan. Şimdi yardım çağır. Şimdi yardım çağır. Dayan kardeşim. Lütfen abi dayan. Gitme. Gitme dayan. Abi. Abi gitme ne olur. Dayan. Şimdi götüreceğiz sizi hastaneye. Dayan. Dayan. Ne olur abi gitme. Çok üşüyorum. Ne yapacağım ben ya? Ne oldu? Abi dört tane ağır yaralı var. Adamlar gitti gidiyor. Cep telefonu da çekmiyor. İnsanlık namına biz mi götürsek hastaneye acaba? Oğlum içeri para dolu. Adamlar ölüyor abi. Nerede abi yaralılar? Ne bileyim oğlum.
Şimdi buradaydılar. Ağır yaralı adam nereye gider oğlum? Buradayız. Al silahını yere. Evet arkadaşlar. Önümüzde bizi bekleyen çok ağır bir görev var. İstanbul'un kanını emen organize suç çetelerini birer birer çökertip vatandaşın huzura kavuşmasını sağlamamız gerek. Bildiğiniz üzere İdil Hanım, Sayın Müdürümüz tarafından tüm operasyonların başına getirildi. Şimdi kendisi size bundan sonra izleyeceğimiz yol haritası hakkında bilgiler verecek. İdil Hanım, buyurun. Evet arkadaşlar. Abi, neredesiniz siz? Sana ne? Hadi abicim, çabuk giyin tulumlarınızı. Bugün geç açtık dükkanı. Tamam. Kapı önündeki polisleri fazla kıllandırmayalım. Abi, hani ben de artık çetenin bir üyesiydim? Ne yapıyorsun kızım sen? Sessiz ol. Bak, eğer çetenin bir üyesi olmak istiyorsan önce çeneni sıkı tutmayı bileceksin. Affedersin abicim. Anneme durumu çaktırmadın değil mi? Abimlerle geç saate kadar kağıt oynadık dedim. Aferin. Abi, ben aslında kendim için süper bir görev buldum. Çete içinde yani. Neymiş? Şoförlük. Şoförlük? Evet. Ya şimdi siz soyguna falan gitti. Bak ya. Alo, soygun diyorsun kızım. Pardon. Siz soyguna falan gittiğinizde ben kapının önünde arabada bekleyeceğim. Sonra siz çıkışta benim arabamı atlayacaksınız. Ben de hemen gaza basacağım. Hı. Nasıl ama? Süper düşünmüşsün değil mi? Gerçekten süper düşünmüşsün canım kardeşim. Bir tek şöyle bir sorunumuz var. Senin ehliyetin. Öğreneyim ben de araba kullanmasını. Tamam. Sen şimdi kursa git. Ehliyetini al. 2 ay sonra tekrar görüşelim. Ya. Tamam. Ya ehliyet almama gerek yok ki. Trafik polisleri seni durdurduğunda onlara öğrenci pasonu mu göstereceksin? Ferruh bana bir sahte ehliyet yapar nasıl olsa. Akşama elinde. Yürü lan işine. Diyelim ki sahte ehliyeti aldın. Arabayı nasıl kullanacaksın? Timur bana öğretir nasıl olsa. Öğretirim tabii. Niye öğretmeyeyim? Ne öğreteceğini biliyor musun? Yok abi. O kısmı tam olarak duyamadım. Ya bana araba kullanmayı öğretebilir misin? Ha, onu mu? Onu çok rahat öğretirim canım. Ne var onda? Ben de çelik kasa açmayı öğret falan diyeceksin sandım. Ödüm koptu. Onu henüz biz de pek beceremiyoruz da. Hadi abicim işine baksın. Bağışsın abi. Ya öğleden sonra 3:30 gibi çalışsak olur mu? Olur. Benim bir işim yok. Tamam. Yıkanacak bir araba gelmezse işim yok yani. Hadi sonra görüşürüz abicim. Sana söz veriyorum. Bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. Bana böyle bir söz vermene hiç gerek yok kardeşim. Niye? Sana bu işte hiç güvenmiyorum çünkü. Hadi şimdi kaybol. Biz seni eksiktin başımıza. Hepimiz birden aynı çetenin peşine düşersek sonuç almamız gecikebilir. Bu nedenle 2 kola ayrılmamız gerekiyor.
Ben bir operasyonu yönetirken başkomiser Yavuz Bey de başka bir operasyonla ilgilenecek. Ve tabii ki bunu benim emir, izin ve görüşlerim altında yapacak. Engin. Sizin ilk göreviniz bu çeteyi çökertmek Yavuz Bey. Sahte DVD film çetesi mi? Evet. Son yıllarda iyice azıttılar. Artık filmler sinemalara gelmeden aylar öncesinde sokaklarda satışa çıkarılıyor. İyi de bu çok basit bir iş. Gidip adamların deposunu basacağız, bitecek. İyi o zaman. Ne duruyorsunuz Yavuz Bey? Gidin basın. Peki, sorması ayıp. Ben bu büyük DVD film çetesiyle uğraşırken siz hangi organizasyon çetesiyle uğraşıyor olacaksınız? Sorması gerçekten ayıp bir soru bu Yavuz Bey. Üstünüz olarak size ihtiyacınız olan bilgiden fazlasını vermek gibi bir durumum yok. Sonuçta bazı operasyonları büyük gizlilik içerisinde yürütmek durumundayız. Evet arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı? Güzel. Hadi bakalım. Görev sizi bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Şşş! Ali! Salon mu? Babamızın vermez ki. Nereye gidiyorsunuz? Tuvalete gidiyordum da nerede olduğunu söyler misiniz bana? Koridorun sonundan hemen sola dönün, orada. Teşekkür ederim. Başkomiserim. Korsan DVD baskınında hemen çıkıyor muyuz? Evet, hemen başlıyoruz. Bütün birimler alarma geçin. Özel harekat haber verin. Helikopter, tank, panzer, ne varsa hepsini hazırlasınlar. He? Çünkü çok kıllı ve zor bir operasyon bu sonuçta. Tamam, git. Her şey yapacağım şimdi abi. Al şunları. Hadi, git. Müdürüm. Bir dakikanızı alabilir miyim? Söyle adam. Siz ben İzmirlerden korsan film satan çoluk çocuğu yakalayayım diye mi çağırdınız? Maalesef benim bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. İdil Hanım operasyonları yönetme yetkisini direkt müdür beyden aldı. Ya iyi de müdürüm. Yani İstanbul'un çantada film falan satan hergelelerden başka sorunu kalmadı. Teker teker hepsinin sırası gelecek Adanalı, acele etme. Bu şehrin serserisi de iti de kopuğu da hiç eksik olmaz. Şeyde var müdürüm. Marazelli'nin fotoğrafının İdil Hanım'ın dosyasında ne işin var? Odama gel adamım. Sana her şeyi anlatacağım. Hmm.
Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Yangın alarmı başkomiserim. Yukarı bakalım istersen. Yürü evlat. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun abi. Kolay gelsin arkadaşlar. Bir bu otopark mafyası savaşları eksikti başımıza. Nerede olmuş? Çocuklar ne olmuş? Çatışma mı çıkmış? Hem de ne çatışma amirim? Beşiktaş'taki bazı kaldırımlara bakan bir değnekçi mafyası vardı. Dün gece birileri bütün elemanları kurşuna dizmiş. Neymiş bu çetenin adı? Çetenin bir adı yok amirim. Ama liderlerinin adı İsmail'miş. Lakabı da Matador İsmail. Meşgule düşürdü. Kızcağız derste galiba. Peki yine yapmışsın numaranı. Bugün öğleden sonra Ayşegül de alıp yollarda tura çıkıyormuşsunuz. Tura falan çıktığımız yok oğlum. Kızcağıza araba kullanmayı öğreteceğim sadece. Aha, tabii. Tabii tabii biz de öyle düşünmüştük zaten ya. Hep atıyorsun. Sen şu kolayı. Oh. Abi herif menemene direkt fırını bağlı. Ne var lan? Abi gazetedeki haberi gördün mü? Hangi haberi? Birileri Matador İsmail'le adamlarını ex etmiş. Bak. Pardon abi. Rahatsız ettim. Otur oğlum. Otur. Aslına bakarsan Marazari ile ilgili haberlerin sana kadar gelmemiş olması çok ilginç Adanalı. Ali ile ilgili ne tür haberler çıktı müdürüm? Ali'nin yani Marazali'nin son 2-3 yıldır İstanbul'un en azılı organize hırsızlık çetesinin lideri olmasından şüpheleniyoruz. Allah Allah. Nasıl ya? Yani Ali, bizim Ali. Benim çocukluk arkadaşım, kan kardeşim. Yani benim gibi sizin öğrenciniz olan Ali. Yani eski polis Ali. Hırsızlık çetesi idare ediyor. Allah Allah. Henüz hiç kimse bunu ispat edemedi. Bu şu an için sadece bir şehir efsanesi. Ama özellikle İdil Hanım, Marazali ve çetesinin suçluluğunu ispatlamak için çok çaba sarf ediyor. Ya müdürüm,
Bizim Ali yapmaz böyle bir şey ya. Yani tamam biraz delidir. Yaramazdır. İsyankardır. Ama sonuçta o da eski bir polis ya. Teşkilattan neden kovulduğunu hatırlıyor musun peki? Hatırlıyorum tabii. Ama onlar ufak tefek yanlışlardı. Yani organize suç lideri olmak başka bir şey ya. O da aklınca tüm teşkilattan intikam alıyor işte. Ama dediğim gibi. Henüz hiç kimse Maraz Ali'nin suçunu ispatlayamadı. Ve sen de çok iyi biliyorsun ki bir kişi suçluluğu ispatlanana kadar masumdur. Maraz Ali'nin dosyasına kim bakıyor müdür? Bu gizli bir bilgi evlat. Sana söyleyemem. Kusura bakma. Anladım. İdil bakıyor. Kolay gelsin. Müsaadenizle müdür. Nereye gidiyorsun? Korsan DVD deposu basmaya müdürüm. Bak oğlum. Sakın yanlış bir şey yapma. Sana verilen görevlerin ve emirlerin dışına çıkarsan hem ekip arkadaşlarının hayatlarını tehlikeye atarsın hem de daha sonra alacağın cezalardan ben bile seni kurtaramam. Ya bizim oralarda güzel bir laf vardır müdürüm. Bilirsiniz. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Bize bir şey olmaz. Kolay gelsin. Sana da. Başkomiserim, korsan DVD deposunu basmaya gidiyor muyuz? Ulan siz ne kadar depo basma meraklısı adamlarmışsınız ya. İstanbul'da başka suç kalmadı. Her türlü derdi tasası bitti, korsanlar kaldı. Ulan yürü düş önüme de gidelim şu depoyu basalım da hepiniz rahat edin ya. Düş yürü. Saçlara bak. Çakma memoli. Zahmet oldu. Ne demek efendim? Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Peki. Efendim abi. Dikkatli kullanın ha. Merak etme abi. Yo. Ben merak etmiyorum zaten. Kız kardeşim sana emanet. Sen merak et bundan sonra. Kılına zarar gelirse hiç geri dönme artık. Araba ile birlikte at kendini bir uçurumdan aşağı. Baş üstüne abi. Çok geç kalmayın. Tamam abi. Gidelim mi? Gidelim. Hadi be. Foto yıkama. Ali merhaba, ben Edil. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çalışıyoruz işte. Kolay gelsin. Aradığında ben dersteydim, kusura bakma cevap veremedim. Önemli değil. Sen meşgule düşürünce tahmin ettim derste olduğunu. Dün gece ne yaptın benden sonra? Bir şey yapmadım. Eve gelip yattım, uyudum hemen. İyi yapmışsın. Zor bir geceydi senin için. Öyleydi gerçekten. Beyler,
Beni bir iki saat idare edersiniz herhalde değil mi? Nereye gidiyorsun lan? Ya sevgilimi okul çıkışından alıp biraz gezdireceğim de. Sen yakında arabanın arkasına liselim diye de yazdırırsın artık. Ne lisesi lan? Üniversite 2'ye gidiyor kız. Aa, amma da büyükmüş canım. Sus, aa, sus. Bu akşam ne yapıyorsun dedi? Hiçbir şey. Bir planım yok. Bugün cuma değil mi? Evet, yarın okul yok. Tatilsin sanırım. Evet öyleyim. Sinemaya gidelim miydi? Olur. Harika. Hangi filme gideceğiz peki? O sürpriz. Sürpriz mi? Evet. Peki tamam. Hangi sinemada buluşalım? Asıl o daha büyük sürpriz işte. Anlamadım. Akşam üzeri saat 5 gibi buraya gelir misin? Buraya derken? Benim iş yerime yani. Önce bir şeyler yeriz. Seni iş arkadaşlarımla tanıştırırım. Sonra buradan da sinemaya geçeriz. İyi tamam. Adresi alayım. Tamam. Veriyorum. Tamam. Tamam görüşürüz. Nazar etmeyin ne olur çalışın sizin de olur abiciğim. Harbiden lan. Biz ne yapacağız oğlum? Nasıl ne yapacağız? Herkes kendine düzenli manita yaptı. Bir tek biz ikimiz böyle sap gibi kaldık ortada. Başka aceleye gelmez oğlum. Bekleyeceksin, sabredeceksin. En ummadığın, en beklemediğin zamanda ansızın çalabilir kapını. Vay, Sezen Cumhur Önal abi, ne haber? Ambulansa mı gidiyoruz abi? Yok. Akşam için film seçeceğim. Hayırdır abi? Akşama misafirim var. Ha. Yok abicim yok. Top bize gelmiyorsa biz topa gideceğiz. Top derken? Yani kendimizi önemli piyasa ortamlarına atıp piyasa yapacağız. Ya oğlum piyasa yapması kolay da kızlarla nasıl biz bağlantıya geçeceğiz? Sus oğlum iki dakika. Bir şey düşünüyoruz şurada. İçeri dalıyor muyuz başkomiserim? Yok. Bu şekilde dalarsak sadece içerideki malları ele geçiririz. Heriflerin ana zorlarına ulaşmamız lazım. Peki ne yapacağız başkomiserim? Bu muhteşem film gerek yönetmenin yorumu gerekse de mevzu bahis olarak en az 7 dalda Oscar alacak. Bak bilemeden 8. Bu filmlerden 10-15 tane fazla koyun sevkiyata. Hadi. Hadi durma hadi hadi. Haydar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bu kim lan? Kim geldi? Şşş. Sen kimsin lan? Geç söyle. Ne oluyor abi ya? Ne oluyor ya? Bir dakika ya. Bir dakika. Geç söyle. Geç söyle. Geç. Ulan bu kapıdaki davarlar ne işe yarıyor? Ne oluyor abi ya? Bir sakin olun ya. Bir dakika ya. Sen kimsin lan? Ne istiyorsun? Fala.
Ya abi duydum sizde güzel korsan filmler falan varmış. Geleyim biraz film alayım dedim. Ne oluyor ya? Yok kardeşim. Bizde korsan morsan yok. Yanlış gelmişsin sen. Ya işte bunlardan istiyorum. Bunlar ne? Bunlar yok, korsan. Yok kardeşim burada yok. Korsan morsan DVD yok burada. Yanlış geldin. Nasıl yok abiciğim, işte bunlardan istiyorum. Bu kutudakiler ne? Ya hocam sen yanlış geldin. Bizim tezgahta adamlarımız var. Perakendeci. Sen onlara gideceksin. Biz üretici firmayız. Biz toptancıyız. Toptan. Ben toptan işte. Benim söylediğim toptan işte. Toptan. Evet. Yani mesela kaç tane? Allah ne verdiyse. Yok öyle, Allah ne verdiyse yok. Bizde muallak yok, ticarette yok. Bana sayı söyle. Kaç adet istiyorsun? How many times? Şimdi o söyle, son söylediğini bilmiyorum ama çok fazla hocam. Mesela bak bunlar bana yetmez, bunlar böyle çıtır. Bunu bizim çocuklar evde seyrederler, yani dişimi kovuna gitmez bunlar. Hocam bak ben sana anlatayım. Biz Doğu Avrupa'da inşaat işi falan yapıyoruz. Yani orada çok güçlüyüz. Yani bütün Doğu Avrupa öyle mi? Hı hı. Yani bu mallar sana az. Abi bunlar bana ne ki? Bunlar benim dişimi kovuna gitmez. Bunlar bir şey olmaz. Sizin daha büyük bir şeyiniz yok mu? Deponuz. Var da. Senin adın ne? Cemşit. Bak. Cemşit kardeşim, canım benim. Çok güzel konuşuyorsun. Heyecanlandım bir iştirakçı olarak. Tamam ama önce ufak ufak başlasak. Bir sevişsek, koklaşsak, anlıyor musun? Bir yakınlaşsak, bir tanışsak birbirimizi canım. Bak güzel kardeşim, hiç kendini yorma, ben sana söyleyeyim. Ben öyle flört mülör sevmem. Ben el ele tutuşup muhallebici gezmeyi falan da sevmem. Ben direkt yatağa girerim. Direkt yatağa? Yani. Çok rahat, çok net ama ticaretin kuralları var. Bir ön sevişme yapmak lazım, alışmak lazım. Abi tamam, sen hiç kendini yorma, ben anladım. Yani benim kafamda böyle senede hani birkaç milyon dolar gibi bir ticaret vardı ama anladığım kadarıyla sizin kapasiteniz bunun için yeterli değil. Sağ olasın. Allah razı olsun. Eyvallah. Birkaç milyon dolar mı dedi lan? Dur! Stop. Aslında biz ilk başta burada film çekmeyi düşünüyorduk. Yapımcı olarak. Fakat baktık korsan işinde daha iyi para var. Oradan kaldırdığımız parayı yine sinemaya aktarmayı seçtik. Şirket politikası olarak. Yani ne oluyor? Gelen para sinemanın içerisinde tekrar... Öyle deveran oluyor. Evet, yani sinemaya deveran oluyor. Yani sinemaya bir şekilde hizmet etmek lazım. Dur bakayım hele. Bak, dur bakayım dön. Yavaş, tuluya düşme. Evet, dön. Bir göreyim. Evet, kadrajı bir alayım. Bak, palaya bak, ne güzel poz veriyor. Dön. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen de tam bir aktör yüzü var ha. Ha canım. Yani senden bak, mafya babası olur. Polis olur. Benden. Şu bıyığı kes, süper polis olur. Yok, kesmem olmaz. Bak. Beni polis mi yapacaksın? Ya bırak sen, beni dinle. Sen ne komik bir adamsın. Ya beni dinle bak, yönetmen gözüyle söylüyorum. Ruh. Göz. Ya hadi yürü ya, beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Zaten senin gibi adamlar yüzünden sektör çöktü. Ya şimdi elimizde polisiye bir drama işi var. Bir tane iş var polisiye. Şimdi polisimiz böyle, bak ondan polis dedim sana. Çok iyi bir drama. Peki hocam drama derken nasıl bir şey yani? Ben sana onu anlatayım. Böyle tip olarak sen uyuyorsun. Ben. İkinci adam. İkinci adam olarak süpersin. Bu polisimiz doğulur. Doğunun bağrından kopmuş, ben de Urfalı, sen de Malatyalı, böyle Elazığlı. Peki bu böyle Adanalı olmaz mı? Olmaz, Adanalı olmaz. Bak girme o işlere, kreatif işler bizde. Adanalı tutmaz. Tutmaz. Herkesin aklına geliyor Adanalı. Yani bu iş aksiyon işi. Aksiyon nedir hocam? Yani ne oluyor? Ya dur, kırdın duvarları, kırdın vicdansız. Dur ya, ne yaptın ya? Sen soruyorsun, ben seni aydınlatıyorum. Öyle oluyor yani. Böyle aksiyon bu yani. Öyle yapıyorsun galiba he? Peki bu filmde kim oynuyor hocam? Yani başrol, esas olan kim? Bu soruyu hiç sormadığını varsayıyorum. Ha sen. Tabii ya, doğru ya. Başrol olursan eğer, anlaşırsak ikinci adam sensin. Ama çekirge gibi zıpladı herifin, bak hele ya. Helal olsun ya. Sen ne zannettin? Sen bunları yapabilir misin? Yok canım, nerede ben ya? Ben o yüzden başrol, sen o yüzden ikinci adam canım ben. Vallahi tebrik ederim yani ama bu yani sen şimdi bu... Ya hey, nereye gidiyorsun, nereye? Nereye gidiyorum? Geç şöyle, geç. Öyle mi gideceğim? Yani polis olsa yakalanacağız ha.
Neresi burası? Benim en yakın arkadaşım işletiyor burayı. Hadi gel, güzel kafa buluruz burada. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi eğlenceler. Merhaba. Arabaya göz kulak ol. Hadi. Tamam abi. Geç, sen kullan birazcık. Nasıl kullanacağım ki? Ya ne var canım, ben göstereceğim sana. Hadi kalk. Peki. Evet. Şimdi önce aynaları bir kontrol edelim. Tamam. Yo öyle değil, öyle değil. Arkayı göreceğin şekilde, yolu göreceğin şekilde. Ay çok affedersin. Yok canım, ne olacak? Bunlar iyi mi? Hı hı. Tamam. O zaman başlayalım. Şimdi önce debriyaja bas. Debriyaj hayır, hangisi? Hayır, şu soldaki. Sol. Evet, hayır o fren. Tamam. Şu. Tamamen bas. Şimdi vitesi tak bakalım. Bire geçelim yani. Bakalım. Bire takıyoruz. Güzelsin, güzelsin çok. Özelsin aslında yok. Demek haksızlık sana. Ama belki aradığın ben değilimdir. Benziyorum ama hiç değilimdir. Belki aradığın ben. Evet, başlayabiliriz. Çalıştırdım. Çok güzel. Evet, tamam. Çok güzel. Evet, harika. Gayet iyi gidiyoruz, evet. Merak etme. Ama. Korkma sakın. Burası ana plato. Şimdilik Zula deposu olarak kullanıyoruz. Aramızda kalsın. Gel. Buralar böyle bizim hepsi. Büyükmüş ya. Sen ne diyorsun ya? Burada her şey var. Bak, sinematografik projeksiyon cihazı. Bu. Evet, Amerika'dan getirdim. Özel gösterim yapacağım. Sen bekle pala. Versene şuradan bir iki tane mal. Oğlum yağlı müşteri bu. Kalite filmleri ver, yenileri ver, şunları ver. Heh, onları ver, şunlardan da ver. Tamam abi. Şu neydi o? Oscar alacaktı herhalde. Bırak bir tane. Ne o? Onu da ver. He, tamam abi. Güzel, aferin. Öğreniyorsun bu işi. Al abi, bari birkaç tane daha ver oğlum. Doğu Avrupa'ya gidecek bunlar. Ver. Al abi. Aferin. Dur şuna şov yapayım, dur bir dakika. İşte para işte. Küçük bir teşebbüs falan gibi bir şey mi söylemiştin? Şimdi bu kutuların içinin hepsi DVD film mi? Yok, tavus kuşu yumurtası var. Cücük çıksın diye bekliyoruz. Ya hocam böyle saçma sorulara ne gerek var? Hepsi yeni geldi. Yemiyle Rusya'da. Sıfır. Vay be, yeni ha. Aslında yeni benim filmlerim için eski kalır. Neden? Çünkü bu filmler 2009. 2009 bak. Amerika'da yabancı dil seslendirmesi yapılırken bir kopyasını yürütüyorlar. Ki biz bu seslendirme mevzusuna aslında kendi aramızda dublaj diyoruz. Sen bilmezsin. Şimdi orada kopyalanan, araklanan kopya
Rusya'ya gönderdim. Oradan da dünya pazarına. Yani şu gördüğün filmleri, Burak vizyonu çeken yönetmen bile izlemedi hemşerim. Hey yavrum hey. Vay be. Peki hocam şimdi sizde şey filmi var mı? Vardır muhtemelen. Ne söyle? Neydi? Avanak Korsanlar. Avanak Korsanlar. Hı. Neydi bu ya? Bana yabancı gelmedi ama çocuklara bir sorayım. Ben hatırlayamadım. Oğlum bizde şey var mı? Avanak Korsanlar diye bir film. He? Yok abi. Yok mu? Yok. Nasıl yok lan? Rezil ettiniz beni ya. Ya çocuklar da çıkaramadı tam olarak. Ya bu nasıl bir film? Konulu mu? Ya konulu tabii ya. Konulu. Yani güzel bir film. Ya nasıl bir konusu var? Bir mırıldan bakayım. Şöyle bir konu. Şimdi böyle sizin gibi korsan DVD satan adamlar var. Evet. Bir gün polis bunlara baskın düzenliyor. Ama Anazulalarına ulaşabilmek için işlerinden bir tanesi müşteri kılığına giriyor. Çok sıradan. Ya dur bitmedi. Dur. Doğu Avrupa pazarına açılacağını, yüklüce alım yapacağını falan söylüyor. Ya bana yabancı gelmiyor bu ama Sonra bu avanak korsanların başındaki salak da o polisi alıyor. Müşteri sanıyor. Anazula'ya getiriyor. Bu film tutmaz. Duydun. Efendim neymiş? Korsanlar polis. Üstelik niye bir de hocam ama siz hakikaten salakmışsınız oğlum ya. He? Polis! Sen bana sus lan sus. Şerefsiz. Ulan insanlar yıllarca emek veriyorlar, uğraşıyorlar, didiniyorlar, film yapıyorlar. Siz onların emeklerini çalıyorsunuz. Şerefsiz herifler. Hadi alın bunları. Burayı da mühürleyin. Mühürleyin burayı da. Hadi yürü. Üniversiteye gidiyorsun. Evet, işletme. Boş vakitlerinde ne yapıyorsun? Daisy'yi gezdiriyorum. Hep buralarda mı takılıyorsunuz? Evet, yukarıda oturuyoruz. Ha. Siz ne yapmaya geldiniz? Rıfkı'yı gezdirmeye geldik. Rıfkı nerede? Burada. Mülayim. Efendim. Rıfkı nerede? Orada tasmanın ucundaydı. Mülayim yok. Rıfkı nerede? Gitmiş. Rıfkı nerede oğlum? Rıfkı nerede? Ne bileyim abi ya. Rıfkı. Kaybettim. Komiserim. Ne var lan? Nasıl göz ama? Gözü bilmem de burun çiçek oldu, çiçek. Yok öyle değil. Yönetmen gözü. Nasıl? Polis dedim, polis çıktı. Oğlum senden oyuncu olmaz. Sen var ya, sen salaksın. Değil mi?
Benden oyuncu olmaz. Benden hadi, yönetmen olur. Hadi götür şu sözleri. Ben kamera arkasında olmalıyım. Sen de mütevazı olmalısın. Daha oyuncu olmadan cil çarpıyorsun. Başkomiserim karakola mı gidiyorsun? İyi, tamam. İyi başını. Engin. Emredin başkomiserim. Çıkar onun şu üstünü başını. Galiba içeride bir zula daha var. Bir takım sesler duydum sanki. Emirlerinizi bekliyorum başkomiserim. İyi. Bu defa sen gireceksin içeriye. Ve uyandırmaman lazım. Baş üstüne başkomiserim. Ver bakayım onu da. Şu ilerideki dördüncü depo var ya. Orada olduklarını sanıyorum. Anladım başkomiserim. O depoya git bekle. Neyi bekleyeyim başkomiserim? Adamların senin müşteri olduğuna inanıp kendilerini göstermelerini. Anladım başkomiserim. He, ama önce sakin olacaksın. Durmadan kimse yok mu, kimse yok mu diye bağıracaksın. Kimse yok mu diye bağıracağım. Baş üstüne başkomiserim. Aferin. Hadi bakalım. Allah yardımcı olsun. Hadi. Biz de dışarıda seni bekliyor olacağız. Sakın biz içeriye girmeden dışarı çıkayım deme. Baş üstüne başkomiserim. Hadi fırla bakalım. Şşş. Hiç kimse ben dönene kadar içeriye girmeyecek ha. Anladınız mı? Emredersiniz başkomiserim. Kimse yok mu? Kimse yok mu?